dökülen salatalığı turşuya 15 kuruşa döküyorlar. 15 kuruş. Bir ekmek 1 TL. Evet. Dikkatinizi çekelim. 15 kuruş. Bir paket. Bir ekmek yani. Bunun çiftçi masraf edecek. Masraf içinden düşecek. Çay 1000 lira. Yani, aynen. 15 bin önce. A kalite bir ürün ya. Fazla girme Selahattin abi. Abi şu bakattan nasıl ileri fiyat iki tarafa yola koyuyor. Usta çekil usta. Geliyor daha gelen var daha. Gelen var bırakma orayı. Bu eylemin amacı. Hatları hazırlanın şöyle. Arkadaşlar. Bunun %90'ı Rusya'ya ihraç edilmektedir ve bu plansız bir şekilde arkadaş bak şu arkada kalabalık çiftçi de şu arkaya bir geçsin. Üretim yapılan dikenli satışlarıyla ilgilidir. Yaklaşık olarak 7000 dönüm sera ve örtü altında dikenli üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık olarak 15 milyon yapmaktadır. 15 milyon Türk rakamı ile yaklaşık olarak 6-7 trilyon gibi sadece tohum parasıdır. Sadece Gazpaşa'nın zararı 1,5 trilyondur. Bunu hiçbir banka, hiçbir kurum, hiçbir halcı, hiçbir ihracatçı karşılayamaz. Biz başımıza gelecek sıkıntıları şimdiden uyarıyoruz ve yetkililerin çare bulması için bu eylemi yapmaktayız. Biz milliyetçi insanlarız. Herkesten milliyetçiyiz. Ama aşımız, işimiz üretim, çiftçilik. Ekmeğimiz bu. Onun için yetkililerden bir an önce yardım ve çare bulunmasını istiyoruz. Gazipaşa'nın %80'i, %90'ı çiftçilikle geçiniyor. Bu kadar net. Gazipaşa'ya para girer, Gazipaşa'dan dağılır. Evet. Herkes, esnafı, sanayisi de, bakkalcısı da, marketi her yeri budur. Yani bunun başka hiçbir açıklaması yok. Yani burada amacımız sadece sesi duyurmak, sesimizi duyurmak, bir çözüm, bir çare bulunsun. %80'i, %90'ı tarımla geçinmektedir. Ve bu yılki üretimin %70'i, %80'i dikenli salatalıktır. Bu dikenli salatalık 24 Kasım uçak krizinden sonra satılamamaktadır. Tamamen turşuluğa gitmektedir. 1,5 TL olan fiyat şu anda 10 kuruştur, 15 kuruştur. Bu salatalığın maliyeti de 75 kuruştur. Yani şu anda tamamen üretici zarar etmektedir. Sökülecek yani, üretim bitecek. Üretim bitecek. Türkiye'de gaz... Dikenli salatalık olduğunu biliyoruz onlarca. Bunlar ne olacak? Hepsi çöpe gidecek yani. Hepsi çöpe gidecek. Ya bekleme şansı yok. Hasat, üretimle hasat arasındaki süre çok kısadır. Yani bir hafta içinde salatalık bozulmaktadır, tüketilememektedir. Rusya mal ihracatı yapacağız diye herkes ileriye dönük çekleri yazdılar. Şimdi herkes ileriye dönük çekleri ödeme şansı hiç yok. Kredileri var, çalışıp para kazanacağım, kredilerimi ödeyeceğim diyecekti. Mümkün değil bu şartlarda. Ziraatçılara daha ödenmeyen çiftçilerin çok büyük miktarda fide parası, ilaç parası var. Bunlar da kimse çek yazamıyor. Yazdıklarını nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor zaten.